Galatasaray'da Zaniolo korkusu. Cimbom'un sezon başında satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolò Zaniolo yasa dışı bahis soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. İtalyan yıldız oyuncunun futboldan 3 yıl men edilme tehlikesi bulunuyor. İşte detaylar. Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiraladığı Nicolò Zaniolo, İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında milli takımın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı. Takvimin haberine göre Cimbom'da Zaniolo ile ilgili ciddi bir endişe yaşanıyor. Yıldız futbolcunun eski takımı Roma'nın İtalya Kupası'nda yaptığı bir maça bahis oynadığı iddia edilmişti. Torino savcılığına ifade veren futbolcunun telefonuyla birlikte tabletine, bilgisayarına ve kişisel elektronik cihazlarına el koyuldu. Bu cihazlarda yapılacak araştırmalar sonrası Zaniolo hakkında karar verilecek. Ayrıca Zaniolo İtalya milli takımının kampından da çıkarıldı. İddia edildiği gibi bahis oynamadığını ifade eden Nicolò Zaniolo sadece online sitelerden poker oynadığını beyan etti. Eğer Zaniolo'nun bahis yaptığı kesinleşirse İtalya Spor Yasası 401 sayılı kanunun 4. fıkrasına göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza verilebilecek. Cimbom'a 15 milyon euroya mal olan Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyen Aston Villa'nın 22,5 milyon euroya satın alma opsiyonu bulunuyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Corona, Nicolò Zaniolo'nun annesi üzerinden bahis oynadığını iddia etti. Bu gelişmenin ardından Zaniolo'nun annesi Francesca Costa'nın da tüm banka işlemlerinin ve kazançlarının inceleneceği, sonrasında ifadesinin alınacağı belirtildi. İddialar gerçek çıkarsa Costa'nın da ceza alması öngörülüyor. Sarı Kırmızılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise tam 27 milyon euro. Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi. Üst üste 4 maçta forma giyemeyen yıldız oyuncu milli takıma gitti. Galatasaray'da Hakim Ziyech'in milli takıma seçilip antrenmanlara çıkması kafaları bir hayli karıştırdı. Yaklaşık 12 gündür sakatlığı sebebiyle maçlarda oynamayan ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkmayan yıldız oyuncunun bu hamlesi taraftarları şaşırttı. Galatasaray kariyerine çok hızlı başlayan ve performansıyla kısa süre içinde taraftarın gözüne giren Hakim Ziyech'in Fas milli takımından davet alması kafaları karıştırdı. Teknik direktör Okan Buruk da bir maç öncesinde Hakim Ziyech kendini denedi ama ayağında ufak ağrı var. Bu yüzden sonraki maçta oynatarak risk almak istemedik. Bu oyuncular üst üste maç temposuna alışık değil. Genel olarak sakatlık sorunu yok. Sözlerini kullanmış ve Ziyech'in antrenmanlara devam etmediğini ifade etmişti. Hakim Ziyech, İstanbul Spor, Ankara Gücü, Manchester United ve Antalya Spor'la yapılan maçların hiçbirinde forma giymemiş ve takımla birlikte antrenmanlara da çıkmamıştı. Fas milli takımında antrenmanlara başlaması sarı kırmızılı camiada şaşkınlık yarattı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansı yükseldi. İşte devleri solladığı o liste. Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İngiliz basını takımların Devler Ligi'ni kazanma şanslarını değerlendirirken Cimbom'u üst sıralara yükseltti. İşte Old Trafford'daki zafer sonrası Galatasaray'ın listedeki yeri. Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından flash bir veri paylaşıldı. İngiliz basını Devler Ligi'nde yer alan takımların kupayı kazanma ihtimalini sıraladı. Sarı Kırmızılar ise birçok Avrupa takımının önüne geçmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali en yüksek olan takımlar Manchester City, Real Madrid ve Barcelona olarak devam etti. Galatasaray'ın 14. sırada yer aldığı listede Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali Borussia Dortmund, Milan, Sevilla, Manchester United gibi dünya devlerinin kazanma ihtimalinden daha yüksek görüldü. Bahis siteleri de Galatasaray'ın kupayı kazanma şansını daha yüksek görmeye başladı. İngiliz basını Manchester United Galatasaray maçına geniş yer ayırdı. İşte bazı başlıklar. The Sun, Hoylund'un dublesine rağmen Onana'nın korkunç gösterisi sonrası Şampiyonlar Ligi umutları pamuk ipliğine bağlı. Wilfried Zaha hep The Stratford End'de bir Şampiyonlar Ligi golü atmayı hayal etmişti ancak 10 yıl önce Old Trafford'a transferinin ardından sadece 4 maçta forma giymesi ona bu şansı tanımadı. United taraftarları bunu kendisini hatırlatmaktan mutluluk duyarken o da golünü attıktan sonra ellerini kulaklarının arkasına götürüp kalabalığa doğru gülümseyerek karşılığını verdi. Mauro Icardi bir önceki hafta İstanbul Spor'a karşı kullanılan penaltıda uygun pozisyonu kaçırdığı için yaşadığı mahcubiyeti telafi etme umuduyla öne çıktı ama hedefi yine ıskaladı. Icardi bunu sadece 3 dakika sonra telafi etti. Davinson Sanchez Amrabat'ın isabetsiz topunu güçlü bir şekilde Icardi'nin koşu yoluna doğru gönderdi. O da hızla hareketlenip yere inen Onana'nın üzerinden aşırtarak golü buldu. Bitiş düdüğünü artık alışılagelen yuhalama sesi karşıladı. Mirror, Kırmızı Şeytanlar çöküşte. Manchester United korkunç Galatasaray yenilgisinde kendi yıkımının kahramanı olurken küçük düşürücü yenilgide bir başka Onana hatası yüzünden Casemiro kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray maç öncesi basın toplantısında İngiltere ve Old Trafford'a dönüşüyle ilgili soruları savuştururken daha çarpıcı konuşamazdı ama uzun zamandır beklediği bir sahnede parlama şansı verildiğinde Zaha kesinlikle tehlikeli görünüyordu. Çaresiz Dalo'ya üstünlük sağlayarak attığı gol Palace adına attığı turdan bir gol değildi ancak Selhurst Park'ta sık sık gördüğümüz bir arzu ve isteği ortaya koyuyordu. Kariyerinin geç bir aşamasında Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor olabilir ve pek çok kişinin onu oynarken görmeyi beklediği kulüpte değil belki ama Zaha bu arenada olmaktan keyif alacaktır. Wilfried Zaha salı gecesi Old Trafford'da Galatasaray ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında Manchester United taraftarlarınca yuhalandı. Alay edildi ancak pek umurunda değilmiş gibi görünüyordu. Eski Crystal Palace oyuncusu maç öncesi basın toplantısında yaptığı açıklamalarla bazı kaşları kaldırdı ve söylemleri ev sahibi taraftarlarca hoş karşılanmadı. Şampiyonlar Ligi maçında Zaha'nın her topa dokunuşu yuhalama ve tepkiyle karşılandı ancak son gülen eski United oyuncusu oldu. Daily Mail: bir adım ileri, iki adım geri. Ne yazık ki bu Manchester United'ın sezonunun hikayesi oldu ve dün gece Old Trafford'da kabus devam etti. İki kez Rasmus Hoylund ile öne geçtiler. İki kez de eski United'lı Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu tarafından yakalandılar. Eric Ten Hag'ın takımı Casemiro'nun oyun dışı kalmasının ardından Mauro Icardi'nin kaçırdığı penaltıyla bir çıkış yakaladığını düşünürken Arjantinli oyuncu United'ın kötü savunmasını cezalandırarak bu sezon 10. maçta 6. yenilgiyi tattırdı. United sadece Premier Lig sezonuna en kötü başlangıcı yapmakla kalmadı. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ne de A grubunda arka arkaya aldığı yenilgilerle başladı. Manchester United'ın Old Trafford'da Galatasaray'a karşı 3-2 geri düştüğü Şampiyonlar Ligi maçının üzerinden 30 sene geçti. Sir Alex Ferguson'ın takımı o gece bir geri dönüş yolu buldu ki büyük takımlar genellikle bunu yapar ve Eric Cantona geç gelen bir beraberlik golüyle günü kurtarmıştı. Ama bu büyük bir Manchester United takımı değil, artık Cantona gibi oyuncuları yok. Geçmişin efsanelerinin yetersiz bir taklidi. Sacha Boey 10 üzerinden 7 puan aldı. Rashford'a karşı zorlu bir gece geçirecek gibi görünüyordu ama Amrabat'ın ileri çıkma konusunda düşünmesine neden oldu. Crystal Palace gibi Premier Lig kulüplerinin onu transfer listesinde üst sıralara taşıması sürpriz değil. Kerem Aktürkoğlu 10 üzerinden 7,5 puanla oynadı. Mücevher gibi bir oyuncu. Ayakları yere sağlam basma konusunda zayıf savunmacılar için bir kabus ve ikinci yarıda United'ı hata üstüne hata yapmaya zorladı. Gözlemciler not alacaktır. Okan Buruk 10 üzerinden 7,5 puan aldı. Galatasaray'ın patronu için ne gece ama. Manchester'da antrenman yaparlarsa United'ın taktiklerini öğrenebileceğinden çekindiği için uçmadan önce Türkiye'de antrenman yapmak istedi. İkinci yarıda Ten Hag'a karşı üstünlük sağladı ve kazanmayı hak ettiler.